τύπο του συνεδρίου της ειρήνης να κάνεις. Κάδικοι ενώνονται με τους διαδηλωτές. Η μετριοπαθής προκήρυξη του στρατιωτικού διοικητή που τυχοκολλήθηκε δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την τάξη. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Όλοι οι νικητές του Μεγάλου Πολέμου θα συμμετέχουν στα κέρδη από το μοίρασμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μονάχα οι Έλληνες θα χρειαστεί να ξαναπολεμήσουν. Dallamadan geçtin mi, soğuk sudan içtin mi, efelerin içinde körük talihi... Psikiyatriye biraz ara verelim. Deli doktorlarıyla şimdilik uğraştığımız yeter. Ama devam edeceğiz. Bunlar okuya koysun bizim videoları. Hasta isimleriyle yorum yapıyorlar, uğraşı koysunlar. Şimdi hep birlikte başka bir yalanı ortaya çıkaralım. Nasıl çıkaracağız? Sorgulayarak. Unutmayın, her insan filozoftur. Siz de bir filozofsunuz. Hayatı sorguluyorsanız filozofsunuz. Şimdi yıllarca bizi keklediler ilkokuldan itibaren. Kafalarımızı şişirdiler. İzmir'de ilk kurşunu Hasan Tahsin atmış. Hasan Tahsin gazeteciymiş. Eyvallah, tamam, güzel. Peki Hasan Tahsin attıysa İzmir Tire'deki koca bir köy var. İlk kurşun köyü. Şu anda mahalle oldu. O köy ne? Her yıl festival düzenlerler orada. İlk kurşun festivali. Bunu kimse açıklayamıyor. Ben bunu ne zaman keşfettim? Ta ilkokuldaydım. Derebaşı diye bir köy var. Derebaşı diye bir köye gitmiştik. Halam oradaydı. Orada ilk kurşun anıtını gördüm. Peki, bunu ben sordum ilkokul hocasına. İlkokul hocası tabii sopaladı beni. Şimdi, yıllarca bunu hep düşündüm, araştırdım. Yıllarca düşündüm, araştırdım. Sonuçta şunu öğrendim. Hasan Tahsin koca bir palavra. Gerçek ismi Osman Nevres. 1950'lerde bahsedilmeye başlamış. Şimdi Hasan Tahsin, yani Osman Nevres, bir sabatayist. Bunu bahseden gazeteci de yine bir başka bir sabatayist. Bunlar bizim kahramanımızı çaldı. Daha öncesi bahsedilmiyor. Bilen yaşlı da yok. Şimdi yaşayan bir tek kişi gösterin. Hasan Tahsin'in İzmir'de kurşun sıktığına dair. Ama İzmir Tire'de, ilk kurşun köyünde, Tire ile Ödemiş arasında Derebaşı köyünün yanındadır. Orada her yıl festival yaparlar. İlk kurşun festivali yaparlar, piknik yaparlar, eğlence yaparlar. Biri bana bunu açıklasın. Nasıl oluyor bu? Nerede sıkılmış? Maddi gerçek şu. Yunanlılar trenle gelirken, tabii oynaya oynaya geliyorlar, hiç direnişle karşılaşmamışlar. İlk kurşun denen yerde bir çoban tarafından kurşun sıkılıyor, makinist ölüyor, Yunanlılar o çobanı kesmişler orada. Bildiğin koyun gibi kesmişler. Daha sonra Ödemiş'e doğru Çerkez çeteleri kurşun sıkmış. Maddi gerçek bu. Bizi yıllarca keklediler. Sorgulamazsanız, araştırmazsanız hap gibi yutarsınız. Şimdi sosyal bilimcileri, tarihçileri soruyorum. İlk kurşun nerede sıkıldı? Hasan Tahsin kim? Osman Nevres kim? Burada sıkıldıysa o köy ne oluyor?
dağlamadan.